Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. 5. haftamızın ilk konusu olan çarpanları ayırmanın konu testini bu videoyla seninle beraber çözeceğiz. Hazırsan, videoyu beğendiysen ve kanala abone olduysan seni hiç bekletmeyeyim. Direkt çözümlere geçelim. Gençler, ilk sorumuzda şöyle yakınlaştırayım. İlk sorumuzda bize demiş ki bakın. A kare artı b kare artı 8ab eşittir 28 ve a kere b de 2 imiş. A artı b toplamının pozitif değeri soruluyor. Demek ki bir de negatif değeri varmış. Şimdi öncelikle a kare artı b kare artı 8a demiş, ab demiş ya. Ben bunu a kare artı, bakın şuradaki 8ab'yi 2ab diye bir aldım, çaldım oradan. Artı b kareyi yanına yazdım. Şu an a kareyi b kareyi kullandım. Şuradan da 2ab kullandığım için 6 tane ab kalmış oldu burada. Onu da buraya ekledim. 6ab. Bakın gençler, böylelikle 2AB ve 6AB'yi parçaladık. İşimize geldiği gibi davrandık. Neden bu işimize geldi? Çünkü A kare artı 2AB artı B kare demek aslına bakarsanız A artı B'nin parantez karesi demektir. Artı 6 çarpı A çarpı B'miz de burada mevcut. Bu da kaçmış arkadaşlar? 28. Daha sonrasında A kere B'nin 2 olduğunu biliyoruz ya. Bakın burada A kere B'miz mevcut. Şurası 2 ise 6 kere 2'den burası 12 yapar. 12'yi karşıya gönderirseniz A artı B'nin böylelikle karesi ne olmuş olur? 28 eksi 12 olmuş olur. Yani A artı B'nin karesi arkadaşlar neymiş? 28'den 12'yi çıkardınız, 16 mı oldu? Peki neyin karesi 16? Hocam, içerideki A artı B ya 4'tür ya da içerideki A artı B eksi 4'tür. Bizden pozitif değeri istendiği için biz 4'ü kabul edeceğiz ve cevabımız da Denizli seçeneği olacaktı. Geçtim 2'ye. A kök 6 artı 4'müş, B de 4 artı 2 kök 6'ymış. Olduğuna göre eksi 2 AB artı A kare artı B kare. Bunu ben şöyle düzenlesem sana daha tanıdık gelir sanırım. A kare eksi 2 AB artı B kare diye yazarsam daha tanıdık gelecektir. Bu da arkadaşlar neyin açılımıydı? A eksi B'nin karesinin açılımıydı. Şimdi arkadaşlar, A eksi B'nin karesi buymuş ya. A eksi B'yi ben bulabilirim be. A'dan B'yi çıkaracağız. Bak şimdi 4'ten 4 çıktı, cart cart gitti. Kök 6'dan 2 kök 6'yı çıkarırsan eksi kök 6 gelecektir. Ne? A eksi B. Şimdi A eksi B eksi kök 6 ise eksi kök 6'yı yazdım. İşte bunun karesi sorulmuş arkadaşlar. Eksi kök 6'nın karesine, bir kere negatifin karesi zaten pozitif. Kök 6'nın da karesi 6 yapar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçtim 3'e. X kare artı 6 x eksi 5 eşit 0 olduğuna göre x kare artı 25 bölü x kare ifadesinin değeri nedir diye soruluyor. Bu ifadenin tamamını öncelikle x'e bölün arkadaşlar. Bakın x'e böldüm, x'e böldüm, x'e böldüm. Böylelikle ne gelir biliyor musunuz? X artı 6 eksi 5 bölü x gelir. Eşittir 0 olur. 0'ı da x'e böldük tabii ki. 0 bölü x'den 0 geldi. Daha sonrasında artı 6'yı karşıya fırlatırsanız x eksi 5 bölü x eşittir eksi 6 olarak karşınıza gelecektir. Şimdi bu aşamadan sonra şunu yapacağız. Bana bir şunun karesi bir de bunun karesinin toplamı sorulmuş bakın. O zaman ben iki tarafında hop karesini alırım. Birincinin karesi artı ikincinin karesini de yazalım. Yan yana dursunlar. Tamam mı? Daha sonrasında eksi 2 çarpı 1. çarpı 2. 2 çarpı 1. çarpı hop 2. arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada eşittir 36 dedik mi dedik. Burada x ile x birbirini götürecek mi? Götürecek. Eksi 2 kere 5 kaç yapar? Eksi 10 yapar. Eksi 10'u karşıya fırlatırsanız bakın böylelikle x kare artı 25 bölü x kare elinizde kalır. Bu da 36 artı 10'dan bize 46'yı verir. Cevabımız da yine C seçeneği olur deriz. Şimdi arkadaşlar geçtim 4. soruma, sağ üst tarafta bu soru. A sıfırdan farklı bir reel sayı olmak üzere A küp eksi 3A artı 16 bölü A eşit 0 eşitliği veriliyor. A eksi 4 bölü A ifadesinin pozitif değeri sorulmuş yine bize. Şimdi burada ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz arkadaşlar. Ben bu ifadenin tamamını A'ya bölebilirim. Bakın bölü A, bölü A ve bölü A derim. A küpü A'ya bölersem A kare gelir. Eksi 9A'yı A'ya bölersem eksi 9 olur. 16 bölü A'yı A'ya bölerseniz artı 16 bölü A kare gelecektir. Bu da eşittir. Tabi 0'ı da A'ya böldünüz. Ne geldi? 0 geldi. Şimdi gençler A eksi 4 bölü A. A eksi 4 bölü A. Buradaki A kare artı 16 bölü A kare ile ilişkilidir. Neden? Çünkü karesinde bunlar mevcuttur. 16 bölü A kare ile A kare. A eksi 4 bölü A'nın karesinde mevcut. O zaman şu eksi 9'u bir karşıya atarsanız A kare artı 16 bölü A karenin 9 olması gerektiğini biz bulduk. Bu cepte, tamam mı? Burası cebimizde, eyvallah.
Şimdi bana sorulan ifade a eksi 4 bölü a'ydı. Bu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar gelin biz bunun bir karesini alalım. Bunun karesini alırsanız a kare artı 16 bölü a kare eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci dedik. Daha sonrasında burada birinci ve ikincinin çarpımlarındaki a ve bölü a'lar birbirini götürür. Eksi 2 kere 4'te kaç yapar? Eksi 8 yapar. E gençler şurası kaçtı acaba? Hocam a kare artı 16 bölü a kareyi biz az önce 9 bulduk. O zaman burası 9'dur. Bir de yanında eksi 8'i var. 9 eksi 8'den cevap karşımıza çıkacaktır. Doğru cevap 1'miş sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyorum 5. sorumla. X bir reel sayı olarak verilmiş. Ve diyor ki x artı 5 kök x eksi 1 eşittir 0 eşitliği veriliyor. X artı 1 bölü x ifadesinin eşiti nedir diye sorulmuş. Gelin bu sefer x'e değil de bütün ifadeleri kök x'e bölelim arkadaşlar. Tamam. İşimize gelen sayıyla bölüyoruz. Tabii ki bunu da böleceğiz. X bölü kök x bize kök x'i verecektir. 5 kök x'i kök x'e bölerseniz kök x'ler gider ve artı 5 kalacaktır. Eksi 1 bölü kök x oldu bakın zaten orası. Eşittir 0 bölü kök x'den 0 geldi. Şu 5'i bir karşıya atalım. Böylelikle kök x eksi 1 bölü kök x arkadaşlar eşittir eksi 5 olacaktır. Şimdi bana x artı 1 bölü x lazım ya. Gelin yine her iki tarafın hop karesini bir alalım sizle beraber. Bunun karesinde birincinin karesi yani kök x'in karesi x'tir. Artı 1 bölü kök x'in karesi 1 bölü x'tir. Eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci dedik. Eşittir eksi 5'in karesinden 25 geldi mi? Geldi. Şimdi de sevgili arkadaşlarım kök x'leri götürdüm. Eksi 2 ile 1'in çarpımından burası eksi 2 geldi. O eksi 2'yi karşıya artı 2 diye gönderirsin. Ve böylelikle x artı 1 bölü x 25 artı 2'den 27 olur. Bu da sana Ceyhan seçeneğinde cevabı verir genç arkadaşlarım. Genç arkadaşlarım. O neyse gençler diyecektim genç arkadaşlarım için. Olabilir ya. Devam edelim. 95. sayfamızı da bu sırada bitirdik tabii. Yani neredeyse kitabın yarısına geldik. Şimdi birazcık uzaklaşacağım 6. soru için. Ve okuyalım sorumuzu. Diyor ki kenar uzunlukları 2x birim olan bir kare şekli, kare şekli, şekildeki gibi 4 bölgeye ayrıldığında A bölgesi kenar uzunluğu y birim olan bir kare belirtmektedir. Bakın şimdi şurası 2x'miş. Yani buranın tamamı 2x ve bu şekilde bölgeler ayrılınca şurası da kare oluyormuş ve burası y oluyormuş. O zaman arkadaşlar şuraya ne kalır? 2x eksi y mi kalır? E burası y zaten bakın y karşısı y. O zaman burası yine 2x eksi y. Burası yine 2x eksi y. Neden? Çünkü y'nin karşısı y arkadaşlar. Burası da 2x eksi y'nin karşısı 2x eksi y. Bu koşulu sağlayan her x ve y sayısı için 4x kare eksi 2x y ifadesi hangi iki bölgenin alanları toplamına eşit olabilir diye sorulmuş. Şimdi A ve C demiş. A bölgesinin alanı y kare. C bölgesinin alanı da 2x eksi y'nin karesi. Yani 4x kare artı değil eksi 2x eksi y'nin karesini alıyordum. 4x y yapar. Artı bir de y karemiz var. Şunla şu giderse 4x kare eksi 4x y gelir. Bize 2x y lazımdı. Adana gitti. B ve D demiş. B'nin alanına bakarsanız y ile şunu çarpacaksınız. Yani 2x y eksi y kare yapar. D bölgesinin alanı da yine bununla bunu çarpacaksınız. Yine 2xy eksi y kare yapar. Yani toplarsanız bunları 4xy eksi 2y kare yapar. Bununla alakası yok. Dolayısıyla B de gitti. A ve D'ye bakıyorum. A'nın alanı y kareydi. D'nin alanı da arkadaşlarım şuydu. 2xy eksi y kareydi. Eksi y kare artı y kare gitti. Geriye sadece 2xy kaldı. Yine bununla alakası yok. Bu da gitti. Denizli'ye bakıyorum. C bölgesinin alanı şununla şunun çarpımı yani 4x kare eksi 4xy artı y karedir arkadaşlarım. Daha sonrasında bu C idi. Bir de D bölgesinin alanı şununla şunun çarpımı olacak yani 2xy ve eksi y kare olacak. Bakın artı y kare eksi y kare gitti. Artı 2xy eksi 4xy'den 4x kare eksi 2xy geldi ki zaten bu bizden istenen alandı. Cevabımız Denizli seçeneği olacakmış diyebiliriz. 7. sorumuz. Salih öğretmen sınıf için bir matematik etkinliğinde tahtada 2 üzeri 36 sayısını hesaplayıp bu sayıdan 1 çıkarmıştır. Bulduğu sayı da budur. Olduğuna göre x kaç olmalıdır? X nerede? X bakın şurada arada bir yerde sıkışmış orada kalmış tamam mı? Şimdi 2 üzeri 36'dan 1'i çıkarıp bunu bulmuş. Peki 2 üzeri 36 eksi 1'i ben şu şekilde yazabilir miyim? 2 üzeri 18 eksi 1
çarpı 2 üzeri 18 artı 1. Neden? Çünkü 2 üzeri 36 demek 2 üzeri 18'in karesi demek. 1 de 1'in karesi zaten. 2 kare farkı uyguladım. Peki o zaman arkadaşlar şu bölgeye de 2 kare farkı uygulayamaz mıyız? Vallahi bence uygularız. 2 üzeri 9 eksi 1 çarpı 2 üzeri 9 artı 1 çarpı 2 üzeri 18 artı 1'i de buraya yazdım. Bunun çarpanlarını ayıramıyorum daha fazla. Peki şimdi 2 üzeri 9 falan artık böyle küçük sayılar olduğu için mesela 2 üzeri 9 kaçtır? 512'dir. 512'den 1 çıktı, 511. 512'ye 1 ekledim, 513 çarpı 2 üzeri 18 artı 1. Onu hesaplayamayacağım vallahi, kusura bakmayın. Büyük bir sayı çünkü. Peki ezberimde de yok zaten. Şimdi arkadaşlar 511, 513 ve 2 üzeri 18 artı 1 sayılarına baktığım zaman şuradaki 513 sayısının rakamları toplamının yani 5, 1 daha 6, 6, 3 daha 9. Rakamları toplamı 9 olduğu için bu sayı 9'un bir katıdır. O halde bize verilen 236 eksi 1 sayısı da 9'un katıdır. 9'un katı olan sayıların rakamları toplamı 9'a tam bölünebilir. Dolayısıyla gelin burada rakamları bir toplayalım. Bu rakamları toplayabilmek için de ben size şöyle soruyu biraz yaklaştırayım. İyi dinliyorsunuz. 9 zaten 9'un katı, bunu saymamıza gerek yok. 8 ile 1'in toplamı da 9'un katı. 6 ile 3'ün toplamı da 9'un katı. 5 ile 4'ün toplamı da 9'un katı. 7 daha 14. 6 daha 20 yapar. 20'nin 9'da bölümünden kalan ise 2'dir arkadaşlar. Kalan 2. Peki bu sayı 9'un katı değil miydi? Evet, 9'un katı olması gerekiyordu. Şimdi kalan 2, ben bu kalan 2'nin üzerine x'i ekleyince 9'un katı olacakmış. O zaman bu x 7'nin ta kendisidir diyebiliriz sevgili gençler. Yani şöyle uzaklaşalım, cevabımız da Denizli gibi duruyor. Aynen öyle. Cevabımız da Denizli seçeneğidir diyebiliriz. Evet arkadaşlar, 7. sorumuzun altında daha başka soru yoktu. 8. sorumuza geçebiliriz artık. 8. sorumuzda ise böyle bir soru. Neden uzaklaşamıyorum? Mouse'um bozulmuş sanırım. Yeni mouse almam lazım. Ah ulan ah. Bir mouse olmuş 300-400 lira. Ne yapacağız bilmiyorum. Hadi bakalım. 1 bölü A ile 1 bölü B'nin toplamı eşittir 2 bölü A artı B. Bu eşitliği ne tüm reel sayıların sağlaması için aşağıdaki şartlardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şurayı bir B ile genişletelim. Burayı da bir A ile genişletelim arkadaşlar. B ile genişlettim. B bölü AB artı A ile genişlettim. A bölü AB. Yani aslına bakarsanız A artı B bölü A çarpı B yapmış oldu. Eşittir diyorum. 2 bölü A artı B dedik arkadaşlar. Şimdi içler dışlar çarpımından gençler, şunla şunu çarptınız. A artı B'nin karesi. A artı B ile A artı B'nin çarpımı. Bu da nedir? A kare artı 2AB artı B kare yapacaktır. Eşittir diyorum. 2 kere AB'den 2AB yaptı. Her iki taraftaki 2AB'leri götürebiliriz. Gittiler. Demek ki A kare artı B karenin ne olması lazım? 0. Ki Denizli seçeneğinde gördüğünüz üzere A kare artı B kare eşittir 0'ı veriyor. Yalnız şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. Cevaba Denizli diye zıplamayacağız arkadaşlar. Neden Denizli'ye zıplamıyoruz? Çünkü şundan kaynaklı. A kare artı B kare eşittir 0 ise bu A'nın da B'nin de tabii ki 0 olması lazım. Çünkü iki tane karesel sayının toplamı 0 ise ikisi de 0'dır biliyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Ne A 0 olabilir ne de B 0 olabilir. B de 0'dan farklı, A da 0'dan farklı olmalı. Neden? Çünkü A da B de paydadaki bir sayı. Hatta A artı B de paydada. Dolayısıyla ben A'yı da B'yi de 0 seçecek olursam tanımsız bir ifade bulmuş olurum. Gittim tanımsızla tanımsız topladım eşittir tanımsız gibi bir şey buldum. Bu saçma. Dolayısıyla A ile B 0 olamaz. A ile B 0 olamıyorsa A kare artı B kare de 0 olamaz. Böyle bir eşitlik reel sayılarda maalesef ki sağlanmaz diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız Edirne seçeneği olacaktı. Devam. 9. soru. MN'den farklı ve N 0'dan farklı olmak üzere 3x eksi 4 M bölü N eksi M, x kare eksi x de N bölü N eksi M'ye eşit. Eşitlikleri veriliyor. Bu eşitliklere göre x aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diye sorulmuş bize. Şimdi hemen düşünüyoruz. Burada n eksi m ve n eksi m'nin ortak olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani eşit olduğunu görüyorsunuz. Paydalara eşit. Paydalara eşitse ben bunları toplayabilirim, çıkarabilirim. Sıkıntı yok. O zaman n'den m çıkacak şekilde, bakın n'den m çıkacak biçimde düşünecek olursak, madem öyle ben şöyle derim. Alttaki eşitlikten üstteki eşitliği bir güzel çıkarırım. Böylelikle sevgili arkadaşlar x kare, bakın x kare, eksi x'ten 3x'i çıkardınız eksi 4x yapar.
Ve sevgili arkadaşlarım eksi eksi 4'ten de artı 4 gelir. Eşittir. Bakın n eksi m hop bölü n eksi m. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Şurası nedir arkadaşlar? X eksi 2'nin karesinin açılımıdır. N eksi m bölü n eksi m de koca bir 1'dir arkadaşlar. Şimdi x eksi 2'nin karesi 1'miş ya. X eksi 2 ya 1 olabilir çünkü 1'in karesi 1'dir. Ya da x eksi 2 eksi 1 olabilir. Çünkü eksi 1'in de karesi 1'dir. Eksi 2'yi karşıya attınız. X bir 3 olabilir. Güzel. Bir de x arkadaşlarım eksi 2'yi karşıya atarsak 2 eksi 1'den 1 olabilir. Cevaplarda 3 de var. 1 de var olacak. Hangisi cevap diye soracak olursanız cevap 3'tür. Neden diye soracaksınız. Çünkü sevgili arkadaşlarım x eşittir 1 olursa 1'in karesinden yani 1'den 1'i çıkarırsanız 0 gelir. N eksi n n bölü n eksi m'nin 0 olabilmesi için de n'nin burada 0 olması şarttır ama n 0'dan farklı demiş. Dolayısıyla buradaki 1 buradaki 2 denklemi de 2 eşitliği de sağlamadığı için ikisini birden sağlamadığı için biz ne diyoruz? X 3 olacaktır sevgili arkadaşlarım. Cevabımız Edirne'ydi. Geçtim 10'a. Bir doğal sayının 15 eksiği ve 16 fazlası birer tam kare sayıya eşit olduğuna göre x'in rakamları toplamı kaçtır? Yukarıdaki soruyu YouTube canlı yayınında öğrencilerine soran SML hocanın sorusunun yanıtı kaçtır? Evet, geçen sene canlı yayınlarda böyle bir soru çözmüştük. Yani yukarıdaki soruyu çözmüştük. Bu sene inşallah sizler için de canlı yayınlar yaparız. O canlı yayınlardan arkadaşlar 9 tane soru tuttu. O canlı yayınlardan sadece 9 tane. Bakın öyle tuttu dediklerim de daha fazla tutturduklarımız da vardı ama hani o tutturduklarımız diğer soru bankalarında, diğer kitaplarda olan sorulardı. Ama 9 tane soru hikayesiyle beraber tutturduk. Yani güzel bir olaydı benim için. Ya, gurur vericiydi. İnşallah sizlerle de 9 değil 19 tane soru tuttururuz. Sonra beni içeri alırlar. 1x doğal sayısının 15 eksiği ve 16 fazlası demişim. X doğal sayımız var. Bunun 15 eksiği de 16 fazlası da bir tam kareymiş arkadaşlar. Şimdi tam kare ise bu tam kareye p kare diyelim. Şu tam kareye de q kare diyelim, tamam mı? Peki şimdi ben şu tam kare olan sayıdan bu tam kare olan sayıyı çıkarırsam, yani q kareden p kareyi çıkarırsam ne kalır? 16 eksi eksi 15'ten artı 31 kalır. Doğru mu? İkisinin arasında 31 fark var. 31 fark olması güzel. Neden? Çünkü 31 asal bir sayıdır. Asal sayı olduğu için çarpanları 1 ve 31'dir. Q kare eksi p kare de q eksi p ile tabii ki q artı p'nin çarpımıdır. Bundan kaynaklı arkadaşlar eşittir 31 dedim. Küçük olanına yani eksil olanına 1, büyük olanına da 31 demekte fayda var. Şimdi bakın q eksi p eşittir 1 ve q artı p de eşittir 31 geldi. İkisini taraf tarafa bir güzel toplarsanız eksi p ile artı p birbirini götürür. 2q eşittir 1 ile 31'in toplamından 32 gelir. Demek ki q kaçmış arkadaşlar? 16'ymış. Çok güzel. Şimdi q 16 ise 16'nın karesi ne yapar arkadaşlar? 256 yapar. 256 x artı 16 ise buradaki x gençler nedir? 240'ın ta kendisidir. Hatta 240'tan 15'i çıkarırsanız 225 yapar ki p'nin de 15 olması gerektiğini anlarız. Ki p'nin 15 olduğunu anlamak için bu kadar uğraşmaya gerek yoktu. Çünkü q 16 ise yazdığımız 16 eksi p 1'miş, bakın p 15'tir. X'in rakamları toplamı sorulmuştu arkadaşlarım. 240 x demiştik. 2 artı 4 artı 0'dan 6 gelir. Cevabımız da Adana seçeneği olur. Ben burada soruyu yanlış çözdüğüm için, yani nedir onun ismi? Kitabı dizgilettirirken soruyu yanlış çözüp Bursa bulduğum için, ki ben de yapabilirim hatalar. Cevap anahtarında Bursa olarak işlemiştim soruyu. Cevap anahtarındaki yanlış arkadaşlar. Doğru cevabımız Adana seçeneği 240'ın rakamları toplamı 6 olacaktı. Evet gençler, devam ediyorum. Bir diğer sayfam ki kaçıncı sayfa oluyor? 97. sayfamız. Boyutları 2, 4 ve 5 santimetre olan dikdörtgenler prizması biçimindeki tuğlalarla içi dolu bir küp yapılmak isteniyor. Bu iş için 162 tane tuğla bulunduğuna göre en az kaç tane daha tuğla gerekir diye sorulmuş. Şimdi boyutları 2, 4 ve 5 ise bunların en küçük ortak katını buluyorduk. Ne için? Çünkü yapılabilecek en küçük küp için. 2, 4 ve 5'in ortak katı kaçtır arkadaşlar? 20. Demek ki bu küpün, yani büyük küpün, yapılacak olan küpün ayrıtları 20, 20, 20 olacak. Kaç tane gerekiyor diye sorulmuştu ya. Biz bu soruları nasıl çözüyorduk bir önceki konumuzdan? 20 çarpı 20 çarpı 20 bu küpün hacmi. Şuradaki tuğlaların hacmini bulmak için de 2 çarpı 4 çarpı 5'i kullanacağız. Şimdi arkadaşlar bununla bunu sadeleştirdim 10, bununla bunu sadeleştirdim 5, bununla bunu sadeleştirdim 4. Bunları çarparsanız toplamda 200 tane tuğla gerektiğini anlarız.
Elimizde 162 tane varsa 38 tanesi daha bizim işimizi görecektir. Cevap Adana'ydı. Geçtim 12. soruya ki severek yazdığım ve çözümü de eğlenceli olan bir soru. Yukarıda verilen düz zemin üzerine konulmuş elektronik tartı üzerinde tartılmış bir kişinin kilosu x kilogramdır. Tartı eğik bir zemine konulduğunda gerçek ağırlığın çarpımsal tersi kadar fazla tartıyor. Örneğin gerçek ağırlığı 20 kilogram olan bir kişi eğik zeminde tartıldığında 20 artı 1 bölü 20 olarak gösteriyor tartı bunu. Ki 1 bölü 20 demek arkadaşlar 0.05 demek. Dolayısıyla ben buna 20'ye eklersem ne yapar? 20.05 olarak tartar eğik zeminde bu tartı. Buna göre gerçek ağırlığı A kilogram olan bir çocuk eğik zeminde bu tartıda 6 kilogram geliyormuş. Şimdi eğik zeminde tartılıyorsa A'nın üzerine gerçek ağırlığının çarpımsal tersini ekliyordur ve 6 kilogram geliyordur. Tamam? Diyor ki gerçek kilosu A kare kilogram olan başka bir çocuk eğik zeminde yani 1 bölü A kare ile tartıldığında A karenin üzerine 1 bölü A kare daha eklendiğinde gerçek tartının gösterdiği kilogram değeri kaç olur diye sormuş. Yani bu soruluyor. Bildiğin çarpanlar ayırma sorusu. Bundan bunu elde etmek için ne yaparsın? İşte bunun karesini alırsın. A kare artı 1 bölü A kare artı 2 çarpı 1. çarpı 2. Eşittir. 6'nın karesi 36. Bakın A'lar gitti. 2 kere 1 2. Attım karşıya. A kare artı 1 bölü A kare 36 eksi 2'den ne yapar? 34'ün ta kendisi yapar. Cevabımız da Denizli seçeneği olmuş olur. 13. sorumuz. Aşağıda bir köşesinden bir küp kesilip çıkarılmış gri küp ve gri küpte oluşmuş boşluğa konulmuş bir mavi küp verilmiştir. Gri küpün bir ayrıtının uzunluğu A'ymış arkadaşlar. Şurası şöyle A'ymış şurası. Gri küpten çıkarılan küpün bir ayrıtının uzunluğu B yani şuralar B'ymiş arkadaşlar. Mavi küpün bir ayrıtının uzunluğu da C'ymiş yani şuralarda C'ymiş. Son durumda oluşan cisimde görülebilecek tüm gri yüzeylerin alanları toplamı kaçtır diye sorulmuş. Bunu tamamı sorulmuş. B ile hiç uğraşmayacağım. Bakın B ile hiç ama hiç uğraşmayacağım. Çünkü bu küpe şu taraftan bakan bir kişi gri zeminin tamamını görecektir. Şu taraftan bakan da alttan bakan da tamamını görecektir. Ve A çarpı A'dan A kareden 3 tane görecektir. 3 A kare kadar gri bölge vardır. Bu bir cepte. İkinci olarak yukarıdan bakan bir kişiyi düşünelim. Bakın ne görür biliyor musunuz? Şu kısmı zaten göreceğini biliyoruz ya. Ekstradan bir de şuraları görür. Bakın ekstradan bir de şu kısmı görür. Şimdi bu kısmı anlayabilmek için de aslına bakarsanız şöyle hiç kesilip konulmamış olsaydı yukarıdan baktığı zaman A kareyi görecekti. Ama şu mavi bölge kadar eksik görecek. Yani C kareyi çıkaracağız biz. Aynı şeyi bu taraftan bakan için de bu taraftan bakan için de geçerlidir. Dolayısıyla bundan da 3 tane var. Bakın 3 A karenin üzerine işte bunu ekleyeceğiz. Yani 3 A kare eksi 3 C kareyi ekleyeceğiz. Böylelikle 6 A kare eksi 3 C kare bizim bu küpte her tarafından baktığımız zaman görülebilecek tüm gri yüzeylerin alanıdır. 6 A kare eksi 3 C kare cevabımız da Edirne seçeneğinde verilmiş deriz. Ve son sorumuz 14. soru. Bir kenarı A santimetre olan bir karenin alanı, bir kenarı A santimetre ise A karedir. Bir kenarı B santimetre olan başka bir karenin alanı, o da B karedir. Ne kadar fazlaymış? 20 santimetre kare fazlaymış. Bu karelerin kenarları ikişer santim azaltılıyor. Bununki de 2 santim azaltılıyor. Ve demiş ki alanları farkı. Şimdi o zaman bunun alanı artık A-2'nin karesi olur. Bunun alanı da B-2'nin karesi olur. Bundan bunu çıkardığımız takdirde de ne oluyormuş arkadaşlar? Cevap 12 oluyormuş. Buna göre başlangıçta karelerin birer kenarlarının uzunlukları toplamı. Yani A artı B sorulmuş bize. Şimdi gençler şu verilmiş, şu verilmiş. İşte bu soruluyor. A kare eksi B kare demek aslına bakarsanız A eksi B ile A artı B'nin çarpımı demektir. Ki bu da 20'ymiş bu cepte. Gençler bakın bir şeyin karesi eksi bir şeyin karesi. Burada da var 2 kare farkı. Dolayısıyla önce A eksi 2'den B eksi 2'yi çıkarırım. Sonra da bunu A eksi 2'ye B eksi 2'yi ekleyip çarparım ve bunu da 12 bulurum. Öncelikle A eksi 2'den B eksi 2'yi çıkarırsanız elinizde sadece A eksi B kalacaktır. A eksi 2 ile B eksi 2'yi toplarsanız da A artı B eksi 4 kalacaktır. Bu da kaçmış? 12. Şimdi bakın elimizde ne vardı? A eksi B ile
A artı B'nin çarpımı vardı eşittir 20. Bir de elimizde A eksi B ile A artı B eksi 4 bunun çarpımı var. Bu da 12 geliyormuş. Ben her ikisini de birbirine bölersem bir güzel A eksi B'ler zaten birbirini götürecek. A artı B bölü A artı B eksi 4 de 20 bölü 12'den 4'e böldüm 5, 4'e böldüm 3. İçler dışlar şimdi. 3A artı 3B eşittir 5A artı 5B eksi 20 yaptı mı? 3A artı 3B'yi bu tarafa, eksi 20'yi sol tarafa davet edelim. Artı 20 olarak geçer. Bu tarafta 2A artı 2B yapacaktır. 2 parantezini alırsanız 20 eşittir 2 parantezinde A artı B. Her iki tarafı 2'ye böldünüz. Burada 10 kaldı. Yani A artı B ne oluyormuş arkadaşlar? Hop 10 oluyormuş. Cevabımız da Bursa seçeneğiymiş. Çünkü bizden zaten A artı B istenmişti diyeceğiz. Evet arkadaşlarım, videomuzun ve testimizin sonuna geldik. Bir sonraki konuda üstlü ifadeler konusunda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.